2022 yılının kış mevsimiydi. Isparta'ya yağan yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayın sevindirici tarafı ise can kaybının olmamasıydı. Isparta 2022 yılının kış mevsiminde yoğun kar yağışı almış. Bu kar yağışı sırasında önceki dönemde yapılan Davrat Çarşamba kapalı pazar yeri çökmüştü. Isparta Belediyesi teknik heyetin raporu doğrultusunda pazar yerinin yenilenmesine karar verdi. Yapılan çalışmalar tamamlandı ve Davras kapalı pazar yeri açılışa hazır hale getirildi. Davras kapalı pazar yeri bugün düzenlenen törenle Ispartalıların hizmetine açıldı. Pazar yeri çok güzel. Başta Ermenimiz de başımızın tacı. Onu zaten çok seviyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle yine aynı devam edecek görevine. Pazar yeri çok güzel. Başkanımıza teşekkür ederiz. Yani çok güzel olmuş esnaf açısından şey olarak. Pazarımız çok güzel. Eskisine göre daha güzel olmuş. Daha ferah olmuş. Işıkları şeyi, her şeyi güzel yani. Çok teşekkür ederiz. Gel, beğendim. Öncekinden çok iyi. Çatısı güneş enerjisi santrali kurulumuna uygun olarak inşa edilen Davras Çarşamba Kapalı Pazar yerinin açılış törenine Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yanı sıra AK Parti teşkilat mensupları, pazarcı esnafı ve vatandaşlar katıldı. Pazar yerimiz çok güzel. Çok memnunuz. Daha açık ve ferah olmuş. Işıklandırması çok güzel olmuş. Eski sistemde ıslanıyorduk. Şimdi ıslanma olayı kalkmış ortadan yani. Daha iyi, daha güzel olmuş. Beğendik. Çok teşekkür ederiz Şükrü Başdeğirmen'e. Pazar yeri gayet güzel. Şu an şöyle diyeyim. Milletimize hayırlı olsun demekten başka bir şey diyemeyiz. Hayırlı olsun inşallah. Başka diyecek bir şey yok. Yapanlardan, vesile olanlardan Allah razı olsun. Belediye başkanımız da çok şükür böyle bir yapıyı buraya kazandırdı. Gerçekten çok güzel, çok nefis. Yapana teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Daha önceleri çıkıyorduk, hiç bu kadar ümitli gelmemiştim. Bu sefer çok güzel maşallah. Çok ferah, çok güzel olmuş. Üstü falan çok çok güzel. Yapanlara teşekkür ediyoruz, elinize sağlık. Törenin açılış konuşmasını yapan Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt, pazar yerinin yeniden yapılmasından dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Bildiğiniz gibi yoğun kar yağışından dolayı çöken Davraz pazar yerimizi tekrar Sayın Belediye Başkanımıza müracaatımızla ve kendisinin de talimatlarıyla yeniden yapıldı ve açılışını bugün yapmak nasip oldu. Allah'a şükürler olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Pazar yerinden sadece Davraz Mahallesi'ndeki vatandaşların değil, tüm Ispartalıların yararlanacağını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, pazar yerleriyle hem pazarcılarımız hem de vatandaşımız yazın sıcaktan, kışın yağıştan korunabiliyor. Bunun dışında vatandaşlarımız düğün, mevlüt yapabiliyor dedi. Girerken gerçekten biten işe bakınca mutluluğumu da belirtmek istiyorum. Çok emek verdik ve çok güzel bir şekilde de sonuçlandırdık. İnşallah buradan sadece Davraz Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımız değil, tüm Isparta'daki hemşerilerimizin istifade etmesi bizleri memnun edecektir. Tabii ki bizim memleketimizde dört mevsimi yaşayan bir şehiriz. Burada yazı da çok güzel yaşıyoruz, kışı da çok güzel yaşıyoruz. Yani hem güneşte, hem yağışta, hem de soğukta bu pazarların kurulduğunu görüyoruz. Şehrimiz pazar anlamında belki de diğer şehirlerden çok daha zengin bir şehir. Isparta'mızda yaklaşık haftada 24 mahallede pazar kuruluyor. Yani 44 mahallemizin hemen hemen yarısından fazlasında pazar kuruluyor. Buradaki amacımız, pazarın kurulmasındaki en büyük amacımız, her vatandaşımızın ihtiyacını en kolay bir şekilde, en çabuk bir şekilde sıkıntı yaşamadan temin edebilmesi. Bizler bu tür pazar yerlerini kurduğumuz zaman esnafımızın çadır kurma zorluğunu da ortadan kaldırmış oluyoruz.
Eğer biz pazar yeri yapamazsak, kapalı pazar yerlerimiz olmazsa, pazarcı esnafımız sürekli araçlarında bu şemsiyeleri taşıyarak koruma almak zorunda kalıyorlar. Bunun önemi pazarcılarımız için çok önemli. Yağmur yağdığında, kar yağdığında, güneş olduğunda ürününü koruyabilmesi ve kendisini de koruyarak bu getirmiş olduğu güzel taze ürünleri vatandaşımıza sunabilmesi. Bizim için burada çoklu bir fayda görülüyor. Hem mahallemizin insanının kapalı yerde kar ve yağmurdan, güneşten korunarak alışveriş yapabilmesi, hem ürünlerin zarar görmeden, doğadaki zararı görmeden insanlara ulaşabilmesi, hem de esnafımızın kolaylıkla o ticaretini yapabilmesi. Onun dışında bu gördüğümüz alanda sadece pazarcılarımız mı istifade edecek? Sadece buradan alışveriş yapan vatandaşlarımız mı istifade edecek? Hayır. Buraya bazı zamanlar otopark olarak kullanıyoruz. Bazı zamanlar buralarda düğünlerimizi yapıyoruz. Bazı zamanlarda mevlit yapıyoruz. Yemek veriyoruz. Asker uğurlamaları yapıyoruz. Hatta hatırlayın, bu pazar yeri göçmeden önce o pandemi döneminde Covid-19 zamanı, insanlarımız evlerinden çıkamadıkları zamanda, arabalarından hiçbir yere inmeden arabanın içerisinde alışveriş yapmak zorunda kaldıkları zamanlarda, yani kültürel faaliyetleri dahi yapamadığımız zamanlarda, bir sinemaya, bir tiyatroya gidilemediği bir zamanda burada biz açık hava sinemalarını yaptık. Burası sadece bir pazar yeri olarak değil, mahallemizin en güzel şekilde sosyal alanı olarak görmemiz gerekiyor. Yeni yaptığımız bir tane daha, önümüzdeki hafta inşallah salı günü açacağız. Binbir Evler Pazar Yeri. Isparta'mızın ikinci büyük kapalı pazar yerini Binbir Evler'de açıyoruz. Pazar yerinin çarşamba ya da pazar günü çökmemesinin sevindirici taraf olduğuna dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, biz buradan çıkan malzemeyi değerlendirmek için vidalarını tek tek sökerek çıkardık. Bu malzemeleri Mehmet Tönge, Binbir Evler mahallelerinde yaptığımız pazar yerlerinde kullandık diye konuştu. Bir kar yağışında bu alan göçtü. O gün Perşembe günüydü hatırladığım kadarıyla ve pazar değildi. Yani bir çarşamba veya pazar günü. Çarşamba günleri burada gıda pazarı kuruluyor. Cumartesi günü de, pazar günü de buraya konfeksiyon pazarı kuruluyor. Allah korusun, eğer o iki günde olmuş olsaydı o göçme, biz bugün belki farklı bir şekilde buraya anıtlar dikerek burayı belki değerlendirmiş olacaktık. Birçok araç yer çatının altında kalarak onlar hasar gördü. Ama hızlı bir şekilde buranın sökülmesi, projelendirilmesi, altyapısının yenilenmesi ve yeniden yapılması yaklaşık 2 yıl sürdü. Sadece buranın sökümü zaten 2,5-3 ay sürdü. Geri kalan kısmını söktük. Neden 2,5-3 ay sürdü? Aslında biz altlarından kese kese 15-20 gün içerisinde bu demirleri buradan alabilirdik. Ama biz malımızın değerini, kıymetini bilen bir belediye olarak buradaki hurdaya dönen malzemenin geri kalan kısmını tek tek vidalarını söke söke topladık burayı. Ve o gün için hurda değeri 5 lira olan o demirin maliyeti, imalatı 25 liraydı. Hurdası 5 lira ama maliyeti 25 liraydı. Biz sökülen tüm malzemeleri nereye götürdük? Buradan sonra biz bu malzemelerle Mehmet Tönge mahallesine bir kapalı pazar yeri yaptık. Buradan söktüğümüz malzemelerle yaptık. Peki diğer malzemeleri ne yaptık? Biraz önce söylediğim Binbir Evler mahallesindeki 4000 metre kapalı pazar yerine yaptık. Buranın yarısı kadar. Burası 8000 metre. 4000 metre olan orayı yaptık. Tüm söktüğümüz malzemeleri hırda olarak değil, maliyeti en yüksek olan, imalat fiyatlarından mal olan demirleri götürdük. Sıfırdan malzeme ve imalatla güzel yeni yeni pazar yerleri yaptık. Mehmet Tönge'ye çok güzel bir pazar yeri yaptık. Hepimiz kullanıyoruzdur, görüyoruz. Davras kapalı pazar yerinin gevşek olan zeminini de güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Başdeğirmen, eğer burası çökmeseydi buraya harcadığımız parayla Isparta'ya 5 adet daha kapalı pazar yeri yapabilirdik dedi. Burası göçtükten sonra buranın süresi tabii ki sökümüydü, yeniden projelendirilmesi ve alt zemine girdiğimiz zaman buranın zemininin gevşek bir zemin olduğunu gördük. Fore kazıklarla ve demir kolonlarla buraları aylarca zımbaladık bu zemini.
Öyle kolay bir yapı olmadı. Ve bugün çok şükür ki bu halde sizlerle bunun içerisinde bugünü Rabbim bizlere yaşattı. İçerisinde bulunduğumuz bu pazar yeri göçmeseydi, buraya harcadığımız parayı Isparta'ya 5 tane daha Mehmet Tönge'ye yaptığımız gibi, Çünür'e yaptığımız gibi pazar yeri yapabiliyorduk. Ama bütün gücümüzü o 5 pazarın parasını buraya harcamak durumunda kaldık. Önümüzdeki hafta Salı günü Binbir Evler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinin hizmete açılacağını duyuran Şükrü Başdeğirmen, Halıkent ve 7 Şehitler kapalı pazar yerlerinin de güçlendirmesini yaptıklarını söyledi. Ben burada tabii ki önümüzdeki Salı günü tüm esnafımızı, bizi duyan pazarcı esnafımızı ve vatandaşlarımızı Binbir Evler'deki pazar yeri açılışına da bekliyorum. Orası da çok güzel, harika bir şey oldu. Evet. Bunun yanında tabii ki burayı yaptık ama burası göçmekle beraber o kar yağışında hem 7 şehitlerdeki cuma pazarımız hem de Halıkent'teki kapalı pazar yerimiz de hasar gördü. Biliyorsunuz o kar yağışından sonra oraları da belli bir süre kullanıma kapattık. Onların güçlendirmelerini yaptık, yeniden imalatlarını yaptık, çatılarını, kaplamalarını, her şeyini tabanlarıyla beraber değiştirerek onları da yeniden yaparak hizmete açtık. Yani baktığınız zaman kısa bir süre içerisinde 6-7 tane büyük pazar yerini şehrimize bazılarını yenileyerek, bazılarını yeniden yaparak kazandırmış olduk. İnşallah Rabbim çok daha güzel hizmetleri hep beraber bizlere yapmayı nasip eylesin. Bu güzel insanımızın, o güzel bizim vatandaşlarımızın çok daha güzel şeylere, çok daha modern ve teknolojiye uygun yatırımlara ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz. Bunların hepsini de inşallah bizlere Rabbim önümüzdeki günlerde nasip etsin. Ve 31 Mart pazar günü yeniden sandık başına giderek şehrimizi 5 yıl daha yönetecek başkanımızı seçeceğiz. Biz de bu çalışmalarımızın arkasından Sayın Cumhurbaşkanımıza yeniden bu göreve talip olduğumuzu bildirdik. Allah razı olsun. Aynı bize güvenini göstererek, bize güvendiğini söyleyerek yeniden önümüzdeki dönem için Şükrü Başdeğirmen'i belediye başkan adayımız olarak gösterdiğini açıkladı. Hepimiz bunu izledik. Ben bu güvenine, öncelikle Cumhurbaşkanımızın bu güvenine layık olmak için elimden gelenden daha fazlasını yapacağım inancındayım. Sizler de tabii ki bize inanıyor, güveniyorsanız, bugüne kadar yaptığımız hizmetlerden daha iyilerini yapabileceğimize inanıyorsanız, halkımız, vatandaşımız olarak bizlere hem AK Parti bir belediye başkanı olarak, yıllar öncesinden beri AK Parti'nin vermiş olduğu Türkiye genelindeki belediyecilik hizmetlerine bakarak, hem de teşkilatımızın bu kadar hep beraber birlik beraberlik içerisinde bu yönetimde görev alacağımızı ve bu seçimlerde başarılı olacağımızı inanarak sizlerden yeniden bir destek isteyerek göreve talip olduk. İnşallah Rabbim yolumuzu açık eylesin. Allah yardımcımız olsun. Bu güzel hizmetleri devam edebilmek için yeniden görevi bizlere vermesi için hayırlı dualarımızı ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Sağ olun, var olun. Konuşmanın ardından dua edildi. Pazar yerinin açılış kurdelesi kesildi. Ya Allah, ya Bismillah, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kes. Aferin sana. Açılıştan sonra Başkan Başdeğirmen pazarcı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Cumhuriyet'in 100. yılı anısına kalem hediye etti. Allah razı olsun. Başkanım. Allah razı olsun. Çok iyi olmuş. Başkanım, kalemini alayım. Hayırlı olsun. Elinize emeğinize sağlık başkanım. Çok sağ olun. Allah razı olsun tekrar. Başkanım, Allah yar tamam. Ve yardımcınız amin. Olsun. Emeğinizi beklerim sağlık. İnşallah. Başkanım, Allah razı olsun. Sağlık. Hocam, Allah kolaylık versin. Hayırlı pazarlar diliyorum. Abi hayırlı olsun. Başkanım, Allah razı olsun. Hayırlı olsun abi. Görevin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Buyurun. Arkandayız başkanım. İnşallah yine kazanırsın. Allah razı olsun. Sağ olun. Başkanım, her zaman arkandayız. Her zaman Allah razı olsun. İnşallah. Allah razı olsun inşallah. Başkanım, hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Sağ olun inşallah. Hacı abi, Cumhuriyetimizin 100. yıl anısına
Sizlere birer kalem hediyemiz olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden de. Saçlarım siyah olsun dedim, unutmadım. Gene devam, gene devam. Durmak yok. Durmak yok. Mahmut abim. Hayırlı olsun başkanım inşallah. İyiyim, sen nasılsın? Ben her zaman yapmıyorum. Allah razı olsun. Buraya bir köprü yaptırdım. Köprü yaptırdım, çok güzel oldu. Allah razı olsun. Siz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz sayın başkanım. Allah'ınıza hep beraber. İsparta. Başkanım sen kolay destekliyorsun bize, Erzurumluyuz, emekli öğretmenimiz, oyumuz size. Amin. Nasıl, pazarımız güzel oldu mu? Evet, çok beğendim başkanım. Ben zaten doğma büyüme Davraz mahalleliyim, çok güzel oldu. Elinize, emeğinize sağlık. Allah razı olsun yani. Allah razı olsun, hepinizden de sağ olun, teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Olsun. İnşallah tekrar ne isteriz. İnşallah hep beraber Allah'ın izniyle. Siz bana destek verdiğiniz sürece ben size beraberim. Her zaman dua ediyor başkanım. Allah razı olsun. Sen de gördüğüm zaman sizi gurur duyuyorum. Ben Eğizir Yuvalık köyden Mehmet Demir olarak. Allah razı olsun Mehmet abim ya. Gurur Allah razı olsun sizlerden. Yani Cenab-ı Allah şu yaptığın görev başkanım. Devletimize, milletimize hayırlı olsun inşallah. İnşallah. Rabbim hepimize yardımcı olsun ya. Vallahi çok mutlu olmuş size. Yengem sadece şu alnından bir öpeceğim değerli başkanım. Değerli başkanım. Allah razı olsun.